Merhaba arkadaşlar. Taktiklerle YLS Yoktur kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda cümle tamamlama soruları karşınızdayız arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz için sadece YDS ve Yoktur değil, YDT yani YKS dil sınavı gelecek öğrencilerimiz de bu videolardan faydalanabilirler arkadaşlarım. Ve 3 soruyla karşınızda olacağız ve bunlar daha çok pratik yollarla çözülebilecek sorular. Çünkü hedef kitlemi daha önce söylemiştim. 50 ile 80 notları arasında hani sıkışan öğrenciler için yol, yöntem, taktikler paylaşıyoruz arkadaşlarım. YDT'de de hani bu sınava bir deneyeyim, gireyim diyenlerin daha çok faydalanabileceği ve elbette bazı sorularımızla 80 ve 90 hani öğrencilere de hitap ettiğimizi elbette söyleyebilirim. Yani bu konuda seçici davranabilirsiniz. Bu sizin elinizde biraz da diyerek geçelim. Ekrana sorularım sığmadığı için kendime yer bulamayacağım arkadaşlarım. Yani bu videomda beni göremeyeceksiniz. Ben zaten bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdiden söylemiş olayım. Ergun Hoca nereye kayboldu demeyin arkadaşlarım. Diyerek birinci sorumuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlarım, ilk sorumuzla karşınızdayız. Hocam önce ne yapıyoruz? Arkadaşlarım soru köküne bakıyoruz. Çünkü sınavda dengeli bir şekilde bağlaç soru kökünde verilen ya da bağlaç ekranda da gördüğünüz gibi seçeneklerde verilen sorular var. İkisine de farklı yaklaşım yapacağız. Ve video serilerimizde bunları farklı farklı çözmeye çalışacağız. YDT için de bir sürprizimiz olsun. Biraz da kamp tadında bu aralar daha fazla soru paylaşacağım ve yakında da EYDS var. Birbirini böyle hani destekleyecek videolar çok fazlasıyla gelecek bu Haziran döneminde diyelim arkadaşlarım. O zaman soru köküne bakıp ne yapıyoruz? Arkadaşlar özne, yüklem, nesne olarak bölüyorsunuz. Bunu bilebiliyor, hani bunu biliyor olmanız lazım. Hatta bilebiliyor değil, direkt biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Hocam it ifadesi nereye gönderme yapıyor? En son YDS sınavında da çıktı. Böyle bir ya da iki soru kesinlikle vardır. YÖKDİL'de de var. YKS dilde de var arkadaşım. O yüzden daha çok taktiklerle yapılan sorular. Yani bunu 50'lik ve 80'lik öğrencilerimi aradaki ve daha sonrası 90'ın da kaçırmasını asla istemiyoruz. Hocam it ne yapıyor burada? It elbette boş özne olabilir. Kontrol ederseniz ama burada bakın boş özne değil. Yani bir şeye referansta atıfta bulunuyor. It does prevent. Bakın does'la da vurguluyor hatta. Present simple'da does'ı içeri koyarak olumlu cümlede. Yani bu şey bakın ejection'ı engelliyor. Yani arabadan atılmayı engelliyor. Ya da bununla alakalı herhangi bir demek ki bana neyden bahsediyor hocam? A seat belt. Yani emniyet kemerinden. Bunu tekil olarak ararsa özne bölümlerinde arıyorum. Hocam A'da bakın çoğulu var ve devamı da hava yastıkları var. Özne böyle bakacağız arkadaşlarım. Peki hocam B'de ne var? Bakın doktorlar diyor. Bunlar istediğimiz şeyler değil arkadaşlar. Peki C'de? Bakın bir emniyet kemerini takma durumu. İte gönderme yapabilir. Hocam çoğul istemiyoruz arkadaşlarım. Hocam as there is burayı da geri planda ve seat belts diye bakın arkadaşlarım. E'de burada da çoğul var. Bu özne ve zamir ilişkisidir arkadaşlarım ve YDS, YÖKDİL ve YKS'de dahil olmak üzere en az bir, bazen iki ve bazen de üç tane soru size çözülebilir arkadaşlar. Eleme yapacağınız seçenekler bazen bir, bazen iki, bazen üçe düşebilir. Ama çoğunlukla her zaman işe yarar. Bazen ekranda gördüğünüz gibi, benim yazdığım gibi kolay olabilir. Hocam bu cümle ne diyor? Biz onunla ilgilenelim. Yani demek ki diğer seçenekleri kimse için çevirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunun çevrilmemesi gerekiyor. Okuma için başka yatırımlar yapmanız lazım. Hani bu soru çözme hızınızı arttıracak şeyler. Okuma daha farklı bir yol yöntem. Peki, o zaman soru kökünden girelim hocam. Çünkü bağlaç da burada çok güzel yaklaşım. Diyor ki cümlemiz... Emniyet kemeri takma bakın bir şeyi garanti etmese de deyip daha sonra faydasından bahset. Yani birinin kazadan sıyrık bile almadan hani biz burnu bile kanamadan deriz hani without a scratch bakın bunu yapıyor bize. Burnu bile kanamadan çıkmasını bakın garanti edemez. Garanti etmemesine karşın işte bu bir emniyet kemeri takma arabadan atılmanızı ama engeller yani. Ya da alakalı. Hani bununla alakalı yaralanmaları bakın engeller en azından arkadaşlar. Yani burnunuz kanamaz değil ama faydası vardır yani. Ölmezsiniz diyor arkadaşlar. Takın diyor. Biz de burada hani bu sosyal mesajımızı vermiş olalım.
Ben çünkü genellikle değil, her zaman bu kurala uyan taraftayım arkadaşlar. Bakın GDS soru yazarı olarak hep genellikle dediğim için kendi alışkanlığıma bile bakın genellikle diye başladım. Çünkü biliyorsunuz arabalar zaten otomatikman uyarı yapıyor unutsak bile ki o sayede de takmış oluyoruz. Çünkü her zaman demekten biz soru yazarları kaçınırız ama hayatımızda bakın her zaman dediğimiz noktalar varmış. Diyerek de ikinci soruya geçelim arkadaşlarım. Hocam yine nasıl bir soru tarzı? Cümlemiz var. Soru kökümüzde yani bağlacımız yok. Bağlaç aşağıda ve bu sefer cümlenin ortasına koyacağım. Ve noktalı virgül var. Eğer noktalı virgül olmasa şunu çok rahatlıkla söylerdim. For and but yet so. YDS ve YÖKDİL ve YKS dilde en çok cevap olanlar. Hocam burada noktalı virgül olduğu için cümle zarfıyla gidecek. Peki hocam şunu yapabilir miyiz? For and but yet so anlamına gelen şeyleri öncelik verebilir miyiz? Evet, şimdi size onları açıklayacağım arkadaşlar. Böyle bu videoyu hani ekranda soruyu göreyim, çözeyim, sonra cevabı kontrol edeyim. Burası için uygun bir yaklaşım değil arkadaşlar. Bu benim kanalım değil yani. Bu yaklaşım benim kanalımı anlatmıyor. Benim kanalım en pratik şekilde bir sınav uzmanının yazacağı tarzda aldığım eğitim, yazdığım kitaplar ve anlatım tarzım bakın bunu. 1-2 dakikanızı ayırdığınızda çok daha fazla şeyler öğreneceğinizi biliyorum. Çünkü hem yeni nesil jenerasyon olsun. Hani bu videoları çekerken şunu bile yapabilir. Sessize alır. Sorunun cevabını kontrol eder. Hocam soruyu doğru yapıp yapmaman değil ki. Benden ne öğrenebildiğinin önemini kaçırıyorsun. Yoksa onu herhangi bir soru bankası testi alıp da yapabilirsin. Hani benim çünkü oradan gelecek bir izlenme ihtiyacım yok. Benim amacım bakın faydalı olmak. En azından şunları yakalarsanız bundan sonra yapacağınız yaklaşımı çünkü davranış değişikliğidir öğrenme. Ve ben de bir öğretmen olarak temelinde sizin davranış değişikliği yaşamanızı istiyorum. Hem videoları izlerken çünkü hani bazen sorular böyle çözdüğünüzü veriler bana anlatıyor. Yapmanız gereken şeyi bakın çok güzel bir şekilde söylüyorum. En azından bakın gereksiz geyik yapıp videoları falan uzatma hevesinde olan biri değilim. Amacım buradan bakın ne öğrenebileceğinizi size aktarmak. Şimdi o zaman hocam for and but yet so'nun arkadaşlar eş anlamlarını ararsınız. Peki hocam onlar ne? Bakın bunlar birebir eş anlamlı değil. Şimdi soruyu okuyunca ve öncelik vermeniz gerekeni anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Hocam A'daki does. Bakın bu so'nun eş anlamı. Hocam besides ekleme. Bunu and gibi düşünebilirim. Hocam for instance örneklendirme. İçerisinde hiçbir eş anlamı değil. Hocam in fact bunu da and gibi düşünebilirim arkadaşlarım. Likewise, benzeri şey, bunu da and gibi düşünebilirim. Peki, for and but yet so'da ne olur? And, but yet'e her zaman öncelik veririm arkadaşlar. O zaman, bakın, besides, in fact, ve likewise'e öncelik veririm. Peki, güzel haberlerim var mı hocam? Var. En son YÖKDİL'de bakın, böyle bir cümlede cevap likewise'dı. YDS ya da YKS diye gelelim, bakın, in fact. Bunlar hep bakın sürekli sorulan ifadeler arkadaşlarım. Böyle yaklaşacağız. Peki seçeneklerde ne yok? Bakınız bir zıtlık ifadesi yok. Ama but yet'in ne anlamlısı var? However. Önceliği alırdım. YDS ve YÖKDİL'de en son sınavlarda gene cevap arkadaşlarım. Demek ki biz bir cümleye bakın devam ediyorsak şöyle. Çok basit şekilde anlatıyorum. Cümleyi koydunuz devam ediyorsunuz. İngiliz'e, Amerikalısı, Türk'ü fark etmez arkadaşlar. Yeryüzündeki herkes and, but yapısından ikisinden birini %80 oranında kullanır. Daha sonra size saydığım, hepinize böyle ezberletirler işte fend boys gelir. Hocam o da bir uzun ve gereksiz bir ifade. Fend boys değil, bunun içinden en çok ne geliyor? For, and, but, yet, so. But yet zaten eş anlamlı. Ve and'le but'la devam eder. Hepinizin izlediği platformlar var. Oradaki cümleler hayal edin. Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar yazılı dilinde. Sadece biraz daha akademik, biraz daha resmidir. Ya da resmi ya da akademiktir dersiniz bu kadar. Ama şablonlar aynıdır. O zaman giriyoruz bakın yağmur ormanları. Hocam bunu he, she, it, they yaptığınızda hemen kafanıza karşılığını alın. Bunun bir they olduğunu bilin belki işe yarar. Bakın bize ne sağlıyor? Barınak, yer sağlıyor. Yaşam alanı sağlıyor, gıda sağlıyor. Bakın barınak sağlıyor. Milyonlarca bitki ve hayvan türüne. Bakın buradaki önem yeşil diyelim şimdi de.
yağmur ormanlarının sağlaması, elbette kalınacak yer falan filan, milyonlarca bitki ve hayvan türüne. Şimdi bu ilişki içinde okuyacağız. Peki B ile giriyoruz bakın. Besides and demek ya. Ve bakın baltalama operasyonları diyeyim direkt. Hocam logging operation, tomruklama. Yani baltayla girip oradan kereste plan yapacaklar. Olay bu değil. O zaman bakın hemen D'yi okuyun arkadaşlarım. In fact, işin aslı, bakın bunu açıklıyor mu bakalım? Yani bana bu hayvanların kaldığı yer, barınak, milyonlarca falan filan açıklıyor mu? Bakın hemen sayı geldi. Peki hocam bir tane daha kopya vereydin. Hemen geliyor arkadaşlarım. Milyonlarca dedikten sonra ben end'i koyacaksam sayısal veri aramaz mıydım? Eğer 70'i, eğer bu da olmasa bakın diğerlerini bypass geçip sebep sonuçtan şuraya okudum. Büyük bir ihtimalle burada sebep sonuçtan yanlış olsun diye bakın A'yı koymuşlar ve D'de sayısal bir veri olduğu için içeriye başka bir sayısal veri daha koymak zorundalar. Çünkü oradaki millions'ı kullanacak benim gibi bakın insanlar ve benim eğittiğim öğrenciler var arkadaşlarım. YDS, YÖKDİ ve YKS dil özelinde. Soru böyle çözülür arkadaşlarım. İşte bunları öğrenmenizi istiyorum ve daha sonra ilgili şekilde çevireceksiniz. O ne? Tüm kara hayvanlarının bakın %70'ine kadarı bu ormanlarda yaşıyor. Onu da böyle düzgün kalemle seçelim arkadaşlarım. Evet. Orada yaşıyor. Yani rainforest'a gönderme yapıyor arkadaşlarım. Bu ormanlar diyerek de. Diyerek üçüncü sorumuza doğru yolculuğumuza çıkalım arkadaşlarım. Hocam hiçbir bağlaç yok. Ne A'dan E'ye ne de yukarıda. O zaman bu bir kısaltma sorusu arkadaşlarım. Peki bu kısaltma sorularının türleri nasıl olabiliyor? Arkadaşlar şu başa geliyorsunuz. Çizdiniz şurayı. Burası verb ing olursa active kısaltma. Verb free olursa ekrandaki gibi passive kısaltma arkadaşlarım. Peki bazen ne olabilir? Buralara prepositionlar gelebilir aynı. Buraya gelecek yani virgülden sonraki öznenin şuradaki olayı ya yapan yani bunu gerçekleştiren ya da bundan etkilenen olması lazım. V3 dediğimiz hani verb 3 yapısı olduğu için passive reduction dediğimiz hani passive işte edilgen kısaltma olduğu için buraya bundan etkileneni getireceğiz. Peki hocam nasıl çeviriyorduk? Bakınız çevirme yolu yöntemini de hatırlayalım. Prepositionlardan bölünüz. Eğer ana diliniz Türkçe ise bunu çok rahat yaparsınız. Preposition'ı biliyorsunuz. Edatları. Bu İngilizce bilginizin. Hani en basından elma armut. Hocam sonra bakınız en son preposition'da şöyle altını çizelim. Grup halinde çevirip geri geliyorsunuz. Fosil yakıtları hani yanıyor bunda. Bakın ne çıkıyor? Sera gazları. Ha, fosil yakıtların yani yanan fosil yakıtlarda çıkan diyorsunuz. Sera gazlarının diyorsunuz. O ve ekleriniz bakın. The build up. Yani böyle küme 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 olup birikmesi. Den kaynaklanan. Peki bu neye sebep olur? Hepimizin aklında bir şey var büyük ihtimalle. Virgülden sonra bu şeyi arayacağız. Hocam bu küresel ekonomiye sebep olur mu? Olmaz. Hocam bu batılı ülkelere sebep olur mu? Olmaz. Bu bir bağlantıya sebep olur mu? Olmaz. Bu gelişmekte olan dünyaya sebep olur mu? Olmaz. Peki bu neye sebep olur? Yani şu yukarıda bahsettiğim hocam yanan fosil yakıtlardan çıkan sera gazlarının atmosferde birikmesinden kaynaklanan şey nedir? İşte iklim değişikliğidir. Peki sorular nasıl yazılır arkadaşlar? Bunu biliyorsunuz mu diye sorarlar. YKS dilde daha çok, YÖK dilde biraz daha, YDS'de de bir 5 sınavda bir çıkar. Peki diğer seçenekler nasıl yazılır arkadaşlarım? ÖSYM binasına girseniz en çok tıklanan klavyedeki iki tuş. Control F. Bu kadar basittir arkadaşlarım. Bütün sorularda bunu yaparlar. Çoğunlukla yapılabilecek sorularda diyelim. Bazen yapılmayacak sorular da var. Hocam o ne? Bakın arkadaşlar anahtar kelimeyi cümlenin alakasız ve ilgisiz yerlerine koyacak şekilde. Burada bakın hatta kalmamış. Yani sonuçta bu bir hani felaket ya. Buraya işte hani doğal felaket kategorisine koyup hani öğrencilerimiz ya düşerse yapmışlar. Ve benim yaptığım gibi de bir tane de alakasız koyarlar. Sorunun ne kadar zor olup olmayacağına bağlı olarak. Peki bu iklim değişikliği yani cümleyi toparlarsak yanan fosil yakıtlardan çıkan sera gazlarının
birikmesinden kaynaklanan iklim değişikliği bakın çok büyük bir tehdittir. Çevresel tehdittir. İnsanoğlunun hani yaşadığı ve en büyük zorluktur diyor. Bakın bunlar hep tehdittir, zorluktur. Neyi çağrıştırıyor hocam? İşte D'deki o tuzak olarak yazdım. Natural disasters gibi hocam doğal afetleri ya da diğer Control F yaptığım, eğer Mac varsa ÖSYM binasında herhangi bir bilgim yok. Command F yapıyorlar arkadaşlarım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Lütfen beğen butonuna tıklayınız. Yorumlarda hocam nasıl videolar görmek istiyorsanız paylaşın. Çünkü ben bir yaz tatiline giriyorum. Hani biz de gerçi çok öyle yaz tatili demiyoruz ama derse değil, akademik diğer işlerimle uğraşıyorum. Kitap yazıyorum örneğin. Varsa seminerimize katılıyoruz. Ya da seminerlerde sunum yapıyoruz. Yani ilgili şekillerde tabii beyin olarak aktifiz her zaman. Ama daha çok video çekebileceğimi düşünüyorum. Lütfen bu videoyu sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşınız ki bakın GDT'ye ya da EYDS'ye çok az kaldı. Bu videolar daha fazla insana ulaşsın. Ve elbette eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Geleceğiniz sınavlarda şimdiden başarılar dilerim. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlarım.